Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda bizi biz yapan, insan insan yapan değerlere adeta saldırmayı kendine vazife edinmiş Netflix'in son yapımından ve ne yapmaya çalıştığından bahsedeceğiz. Zira bu çocuk istismarını normalleştiren gayri ahlaki film eğer tepki göstermezsek 9 Eylül'de vizyona girecek. Şu an yüz binlerce imza toplanılmış durumda. Siz de aşağıdaki linkten girerek yayınlanmaması için bir imza atabilirsiniz. Zira bunlar bizim aile yapımızı hedef alıyor. Bunlar bizi hayvanların bile yapmadığı fiillere yönlendiriyor. O fiilleri bize normal göstermeye çalışıyor. Bizi biz yapan değerlere savaş açmış vaziyette. Böyleyken biz daha ne bekliyoruz? Gerçi Netflix sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkiler üzerine takipçilerinin gazını, afişini değiştirerek, açıklamayı değiştirerek, daha doğrusu güncelleyerek gazını aldı ama bu film yayınlandığında yine hiçbir şey değişmedi. Sadece bizim gazımız alınmış oldu. Zira afiş zaten filmden. Filmde ne varsa afişte o var. Film neyi anlatıyorsa açıklama onu anlatıyor. Dolayısıyla bu filmin yayınlanmasına karşıyız. Bununla beraber şu bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Netflix ne yapmaya çalışıyor? Online film ve dizi izleme platformu olan Netflix bir Amerikan şirketidir. Yayın hayatına başladığından beri adından çokça söz ettiriyor. Netflix yine yeni bir gayri ahlaki ve toplum ve insan değerlerine hedef alan bir yapıma karşımızda. Orijinal adı Cuties olup Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayınlanacak olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin beraber inceleyelim. Burada kullanmak istemediğimiz her türlü istismar ve cinsel sapkın ilişkileri içeren yapımları ve politik içerikleriyle adından çokça söz ettiren Netflix, Cuties isminde yeni filmiyle karşımızda. Çocuk istismarını normalleştirmek gibi gayet rezil bir halin içine giren Netflix'in bu tutumu birçok kullanıcısıyla beraber hemen herkesin tepkisine neden oldu. Bu haklı tepkileri daha iyi anlamak için film ve tepkiler üzerine yaşananlar hakkında kısa bir bilgi verelim. Öncelikle film afişi bile 11 yaşındaki çocukların vücudunu teşhir edecek kadar rezalet. Filmin konusuysa akıllara durgunluk veriyor. Tanıtım kısmında yazan kısım bu ahlaksızlığı öyle bir göz önüne seriyordu ki tepkiler üzerine Netflix bu açıklamayı düzenlemek zorunda kaldı. Açıklama şöyleydi. 11 yaşındaki Emmy twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır, onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlar. 11 yaşındaki bir çocuğun üzerinden cinsel mesajlar vermeye kalkan Netflix, filmin posteri ve konusu pedofilik imgeler içerdiğinden dolayı dünyanın dört bir tarafından tepki aldı. Sosyal medyada tepkilerin gündem olmasının ardından Netflix'ten özür yazısı geldi. Film 19 Ağustos'ta Fransa'da vizyona girdi. Orada kullandığı afişten farklı bir posterle karşımıza çıkan Netflix, özür yazısında Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance'de ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik ifadelerini kullandı. Özür paylaşımının ardından konu kısmında yer alan dişiliğini keşfetmeye başlayarak ifadesini kaldıran Netflix, YouTube üzerinde paylaştığı fragmanı da sildi. Sosyal medyada tepkiler artarken Cuties Netflix'ten kaldırılsın başlıklı bir imza kampanyası da başlatıldı. Şu anda yüz binlerce imza toplanan kampanyaya siz de katılmak için açıklamadaki linkten giriş yapabilirsiniz. Tüm bu şartlara rağmen Netflix bakalım 9 Eylül'de filmi yayınlayacak mı? Tabii bu biraz da bizim elimizde. Netflix şimdilik kullanıcılarının gazını aldı. Fakat bildiğini okumaya devam ederse sizin tavrınız ne olacak? Evet, asıl mesele de bu. Evet, şu can alıcı noktayı ifade etmek istiyorum. Fransa'da bu filmin ödül aldığını söylemiştik. Ödülü veren festivalin başkanının da 6 yıl çocuk istismarından tutuklu kaldığını ve birkaç kez yargılandığını belirtmek isteriz. Evet, bu tip şerleri durdurmak bizim elimizde. Bu şer yollarını kapatmak bizim elimizde. Her türlü bozguncuya artık bu ülkede kendilerine yer olmadığını göstermek bizim elimizde. Tankla tüfekle işgal edemedikleri ülkemizi fikren, ahlaken, değerlerinden uzaklaştırarak işgal etmeye çalışanlara karşı durmak, ecdadımızın savunduğu değerleri onlara karşı savunmak ve onlara dur demek bizim elimizde. Şimdi hemen imzamızı atalım, sosyal medyada tepkimizi gösterelim, devletin ilgili kurumlarına bol bol tepki yazılarımızı gönderelim ve Müslümanca, insanca duruşumuzla çocuklarımızın, gençliğimizin, insanlarımızın, ahlakımızın, değerlerimizin savunucusu olalım. İnşallah faydalı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.